Nedir o? Çok güzel bir ortam, çok güzel bir kitap fuarı olmuş. Türkiye'de birçok kitap fuarına katılıyorum. Ama hakikaten çok nezih, çok şirin, çok ferah ve katılan yayın evleri açısından gerçekten çok güzel. Her çeşit kitabı bulabileceğiniz bir yer. Ben Aksaray'da yaşasam, çocuklarım okula giden öğrenciler olsalar, anaokulu çocukları olsa şunu kesinlikle yaparım. Her gün okul çıkış saatinde çocuklarımı alır buraya gelirim. Hani saldım çayıra Mevlam kayıra diyoruz ya, salarım kitap fuarına Mevlam kayıra derim. Çocuklarımız gezsinler, kitapların arasında gezsinler, standların arasında gezsinler. Elbette imkanlarımız ölçüsünde kitap alabiliyoruz. Eskisi gibi evet sıkıntılar var. İlk feda ettiğimiz şey de kitap ama çok sayıda kitap almanıza gerek yok. Çocuklar kitapları tanısın, yazarları tanısınlar, eline kitapları alsınlar. Kitabın kokusu bile insanı etkileyen bir şey. Onun için bu fırsatı lütfen çok iyi değerlendirin. Son dönemde ilerleyen dakikalarda o konuya özellikle gireceğim ama hepimiz çocuklarımızın akademik başarılarına odaklandık. İstiyoruz ki LGS'de çocuklarımız güzel okulları kazansınlar, proje okullarını kazansınlar, üniversitede başarılı olsunlar. Ama takip eden çocuklarıyla yakından ilgili olan anne babalar şunu gördüler ki son yıllarda artık kitap okumayan bir gencin üniversite sınavında da LGS'de de başarılı olma şansı yok. Aslında başarılı olmasını istiyorsanız çocuklarınızın kazandıracağınız bir tane özellik var. O da okuma aşkı ve sevgisi. Bu da tabii sonradan kolay kolay kazandırılan bir şey değil. Küçük yaşlardan itibaren bunu kazandırmak lazım. Asıl konumuza geçmeden kendi hayatımdan bir anekdotla noktayı koyalım kitapla ilgili konuya. İlk çocuğumuzun dünyaya geleceğini haber aldığımız an eşimle bir konuşma yaptık. Hanım dedim, nasipse yakında kızımız dünyaya gelecek. Kız olduğunu söyledikleri için söylüyorum. İsteriz ki kızımız iyi bir insan olsun, başarılı olsun. Belki çok şey kazandıracağız ama şu dönemde kaçırmamamız gereken bir şey var. Nedir dedi o? Bu kızın kaliteli ve güzel kitap okuma alışkanlığını kazanması lazım. Ve bunu da bizim şimdiden altyapısını oluşturmamız lazım. Eğer kitap okursa akademik başarısı yükselir ve sonra başka çocuklarımız olursa onun okuduğunu gören, ablasının okuduğunu gören kardeşleri de kitap okuma alışkanlığı kazanırlar. Biz daha anne karnındayken kızımıza kitap okumaya başlamıştık. Ben ayağımda sallarken kitap okurdum. Yerde oyuncaklarıyla oynarken çocuğumuza biz kitap okurduk. Çok güzel bir kütüphanesi vardı ve hiçbir kitap fuarını kaçırmazdık. Özellikle İstanbul ve İstanbul civarında yazarlarla resimler çektirirdik. Ona özel imzalı kitaplar alırdık. Hiç unutmuyorum 3-4 yaşlarında bir dostumuza ziyarete gittiğimiz zaman onların çocukları bizim kıza oyuncaklarıyla hava atarlardı. Elif, bak babam İngiltere'den bana Barbie bebek getirdi falan böyle. Oyuncaklarıyla hava atarlardı. Onlar bize geldiği zaman bizim Safdirik'te kitaplığından bir kitap çıkartır. Bak Mustafa Kutlu amcamdan imzalı kitap. O kim? 4 yaşında çocuk Mustafa Kutlu'yu nereden bilecek? İnanın bunun faydasını çok gördük. Ortaokulda da başarılı oldu. İyi bir lise kazandı. Üniversite hayatı da şu an gayet iyi gidiyor. Elhamdülillah o okuduğu için ondan sonra gelen çocuklarımız da gayet güzel okuma alışkanlığını kazandılar. Size de tavsiye ediyorum. Kazandıracağınız en güzel, senede bir sefer böyle güzel bir etkinlik, bu kadar yayın evi, fırsat buldukça bir kere gittik yeter değil. Getirin, bakın ne diyorum, bırakın, gezsinler, dolaşsınlar, kitapla haşır neşir olsunlar kıymetli dostlar. Şimdi 23 yıldır konuşan bir kardeşinizim. Biraz önce başkan yardımcımızla da böyle oturup sohbet ederken, efendim ilk Aksaray'a 2005 yılında gelmiştim. O zaman Radyo 7'de program yapıyordum. Muhteşem bir programımız olmuştu. Unutulmaz bir program oldu. 23 yıldır annelere, babalara, gençlere konuşuyoruz. Derdimizi anlatıyoruz. Bizimle başlayıp hala devam eden kimse kalmadı. Bazen diyorlar hocam ya maşallah 23 yıldır konuşuyorsun. Eyvallah nasıl oluyor bu? Bu benim anlattıklarımı dayandırdığım kaynaklardan kaynaklanıyor. Bazen televizyonlarda falan mesaj atıyorlar. Ya Sıtkı Hoca iyi konuşuyorsun, güzel konuşuyorsun da anlattıklarını herhangi bir psikolojiye dayandırmıyorsun.
Ben de diyorum ki nereye dayandırayım? Freud amcanıza mı dayandırayım? Erikson'a mı dayandırayım? Adler'e mi dayandırayım? Elhamdülillah okuduk biz de psikoloji. Ama kime dayandırayım? Benim anlattıklarımı dayandırdığım iki kaynak var. Bir tanesi Kur'an, diğeri sünnet. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bizzatı hayatı ve söyledikleri. Bizim başka bir şeye ihtiyacımız yok. Gelinen nokta da aslında bizim kendi değerlerimizi doğru kullandığımız zaman, uyguladığımız zaman bir sorunun kalmadığını gösteriyor. Yıllarca aile seminerlerinde hep şunu söyledim. Çocuklarınızı kurtarmak mı istiyorsunuz? Mutlu, huzurlu bir aile yuvası mı istiyorsunuz kıymetli kardeşlerim? Yapacağınız tek şey, en önemli kural, akşam yemeklerini mutlaka beraber yiyin. Baba işten geç bile gelse bir şekilde atıştırsın çocuklar, ama akşam sofraya ailece beraber oturun. Beraber yemek yiyin. Kızınızın gözünün içine bakın. Oğlanın çatalı tutuşundan bir sorunu mu var? Bir derdi mi var? Bir problemi mi var? Bunu anlarsınız diye dilimizde tüy bitti. En son geçen Amerika Pedagoji Derneği bir açıklama yapıyor. Haftada 5 akşam ailece oturup yemek yiyen çocuklar, ailesiyle beraber yemek yiyen çocuklarda, efendim özür diliyorum, erken cinsellik başta olmak üzere uyuşturucu ve alkol gibi kötü alışkanlıkların olmadığı, yanlış işler yapmaktan uzak durdukları görülüyor. Bak, haftada 5 akşam ailece sofraya oturan, anne ve babasıyla beraber yemek yiyen, ailesiyle beraber akşam yemeği yiyen çocuklarda yanlış davranışlar görülmüyor. Peki biz bunu Amerikalıdan mı alacağız kıymetli dostlar? Bizim kültürümüzde, bizim inancımızda, bizim değerlerimizde var olan bir şey değil mi bu? Başkasının anlatmasına gerek yok ki. Geçen adımı çıkardılar. Sıtkı Hoca da yoldan çıktı. Artık o da böyle Avrupalıları, gavurları sever oldu. Hollanda aşığı. Ya Hollanda aşığı değilim. Bizim inancımız diyor ki ilim Çin'de olsa gidin alın. Bir yerde bir güzellik varsa, birileri güzel bir şey yapıyorsa onu alacağız. Bahsetmiştim. Hollandalılar, hayran olduğum bir şey var. Aksaraylılar da çoktur Hollanda'da bu arada, değil mi? Kayseri, Aksaray, Konya ekseninde çok fazla vardır. Orada akrabası yakını olanlar sorsun. 10 gün Hollanda'daydım. Haziran sonunun başında Amsterdam'da, Rotterdam'da, Lahey'de gidin akşam 6'da bir Hollandalı'nın kapısını kırın, size kapıyı açmıyorlar. Açmak zorunda kalırlarsa size diyorlar ki beyefendi, hanımefendi, biz şu an ailece yemek yiyoruz. Lütfen bizi rahatsız etmeyin. Yan odada bizi bekleyin. Ya biz de gelelim sofraya açız. Olmaz. Öğle akşam yemeği herkesle yenilmez. Çok mu güzel yemek yapıyorlar? Vallahi işte güzel yemekleri yok. Bizimkinin yanından geçmez. Mesele yemek değil. Adamların mantalitesi şu. Akşam oturup günün değerlendirmesini yapıyorlar çocuklarıyla. Kızım, günün nasıl geçti? Oğlum, ne yaptın bugün? Bir bayan, çalışan bir bayan. Benim akşam 6'da evde olmam lazım. Yemeği ailemle beraber yemem lazım dediği an onun yemek saatine göre iş planlamasını yapmak zorundalar. Akşam 6 Hollanda'da yemek saati. Hollanda'daki bütün Hollandalı çocuklar şunu çok net bilirler kıymetli dostlar. Akşam 6'da evde değilse o akşam ona yemek yok. Peki Aksaray'da bizim Tosun gece 12'de gelirse? Oğlum, gelmeden yarım saat önce ara da yemeğini ısıtayım. Ha? Sucuklu yumurta mı istiyorsun? Tost mu istiyorsun? Mantı aç dese vallahi mantı açarsınız ha. Doğru mu? Tosunlu aç yatıracak kaç anne baba var? Peki suçlu kim? Onlar mı biz miyiz? Onun için lütfen, lütfen onlarda uygulananları bizim asıl uygulamamız gerekiyor. Bizim değerlerimizde bu var. Bak Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam 1400 sene önce demiş ki akşam hava karardığı zaman çocuklarınızı dışarıya salmayın. Musallat olurlar. Hadis. Şeytanlar musallat olur. Ne diyecek yani? Esrar eroin mi verirler diyecek çocuklara. Akşam hava karardı, çocuğunu dışarıya salma diyor. Bu bir hadis. Peygamberimizin 1400 sene önce söylediği bir söz. Çünkü bütün kötülükler gecenin o saatin içinde saklı.
Şimdi bu kuralı uyguladığın zaman akşam ezanından sonra, bizim Anadolu'nun kültürüdür, akşam ezanı okunduğu zaman evde olursun, bitti. O evde geç girme şansın var mı? Ama gecenin saat 12'sinde birinde kafede kızımız oğlumuz kiminle ne yapıyor, ne içiyor, ne ediyor, anne ve babanın umrunda değilse kusura bakmayın. O zaman yapacak çok bir şey yok kıymetli dostlar. Biz kendi değerlerimize sahip çıkacağız. Başkasından bir şey almamıza gerek yok. Şimdi bu güzel havada kalktınız geldiniz. Dinleme nezaketinde bulunuyorsunuz. Bana hakkınız geçti. Şu söyleyeceğimi lütfen kalbinize nakşedin. Bu bugün için yeterli olacak. Nedir o? Pandemiden sonra gittim her ilde, ilk gittiğimde anlattığım bir konu. Sadece şu konuya özen gösterelim, Allah'ın izniyle yeter. Nedir o? Size yalvarıyorum. Anneler ve babalar, Allah rızası için çocuklarınızla oturun ve güncel konuları konuşun. Çocuklarınızla siyaseti konuşun, kültürü konuşun, edebiyatı konuşun, müziği konuşun, dini konuları konuşun. Lütfen oturun ve çocuklarınızla bu konuları siz konuşun. Siz konuşmazsanız bilin ki birileri çocuklarınızla bunları farklı şekilde konuşuyorlar. Pandemide bir proje kapsamında Türkiye'de 55 tane il gezdim. Gittiğimiz her ilde büyüklerimizi ziyaret ettik. Projeyi anlatırken benim olma masabiyle hemen konu aileye geliyordu. Ya hocam onu bunu bırak da bizim kızı ne yapacağız, bizim oğlanı ne yapacağız diye büyüklerimiz serzenişte bulunuyorlardı. Hiç unutmuyorum, ismini versem hepinizin tanıyacağı çok kıymetli bir büyüğümüz dedi ki, hocam Ayasofya'nın açıldığı gün tıp fakültesini bitiren doktor kızım ve liseye giden oğlum karşıma geldi, dediler ki baba Tayyip Erdoğan ne yapmak istiyor? Hayırdır kızım, ne oldu? Ya baba, koskoca Sultanahmet orada dururken sanki Sultanahmet'te yer kalmamış gibi Ayasofya'yı niye camiye çeviriyorsunuz? Ne güzel orası müzeydi ve bütün insanlar faydalanıyordu. Bulduğunuz her yeri cami yapıyorsunuz. Hocam, daha size söyleyemeyeceğim ağır ifadeler kullandı. Yıkıldım be hocam dedi. Efendim dedim, Ayasofya'nın açıldığı gün ben de yıkıldım. Nasıl yani dedi. Vallahi küçüklüğümüzden itibaren bize hep şunu öğrettiler. Zincirler kırılacak. Darül Ceze'ye mi geldim? Zincirler kırılacak. Ya bekliyoruz açılacak da öyle bir imzayla falan da olmaz. Tabii ne demek istediğimi anladı. Efendim dedim, kızınızı oğlunuzu küçükken elinden tutup Ayasofya'nın bahçesine götürüp, kızım, oğlum, bak gördüğün bu muhteşem mabet var ya, deden Fatih Sultan Mehmet Han'ın bize vasiyetidir. Burada 5 vakit ezan okunmadıkça, cuma kılınmadıkça biz dedenin vasiyetini yerine getirmiş olmayız. Dedin mi? Demedim. Kusura bakma. İçinizde daha önce Ayasofya'ya gidenler vardır. Ayasofya'da bizim Türklerle yabancılar hemen belli oluyor. Bizim Türkler Ayasofya'yı gezerken, Lan şu kubbeyi de nasıl yapmışlar ha. Ama bir bakıyorsun elin yabancısı elini şakağına koymuş bir köşede. 1 saat, 1,5 saat, 2 saat sadece bir noktaya bakıyor. O ara gözünden yaşlar akıyor. Kim bilir dedelerime, dedeme ne küfürler ediyor. Yunanistan'a, Batı Trakya'ya seminerlere gittim. Bütün Yunanistan'ı gezdim. Giderseniz göreceksiniz. Google'a girin, orada da var resimleri. Şu an Batı Trakya başta olmak üzere bütün Yunanistan'da, Atina'da, otobanların kenarında, billboardlarda, totemlerde Kıbrıs haritası var. Yukarıdan Kuzey Kıbrıs'tan aşağıya kan akıyor. Yanına da yazmışlar. Unutma, unutturma. Unutma, unutturma. Biz niye unutuyoruz? Biz niye dedelerimize küfrü? Benim bugün gencim Sultan Abdülhamit Han'a, Fatih Sultan Mehmet Han'a, Sultan Vahdettin'e, yani dedesine ağza alınmayacak küfürleri nasıl ediyor? Niye çocuklarımıza oturup tarihimizi konuşmuyoruz? Niye kültürümüzü, medeniyetimizi konuşmuyoruz? Niye gerçek tarihimizi çocuklarımızla beraber hasbihalde anlatmıyoruz? Doğru kitapları, kaynakları çocuklarımızın eline vererek. Bugün yüreğimizi yakıyor Filistin'deki kardeşlerimiz. Birçoğumuzun çocuğu bile karşımıza gelip lise, üniversiteye giden bizim çocuklarımız bile, ya baba tamam ama Filistinliler de topraklarını satmış. Yalanını öğrendikleri yerden bize söylüyorlar. Bizim çocuklarımız bize söylüyor kıymetli dostlar. Çünkü oturup
gerçek tarihimizi biz çocuklarımızla paylaşmıyoruz, sohbet etmiyoruz. Oturun çocuklarınızla konuşun kıymetli dostlar. Oturun çocuklarınızla dini konuları siz konuşun. Anneler, bak burada size çok iş düşüyor. Erkek kız fark etmez. Çocuklar, gençler anneleriyle daha rahat konuşurlar. Ergenlik döneminde çocukların kafası karışık. Hele bu dönemde daha çok karışık. Öyle internet siteleri var ki ateizmi öyle övüyorlar ki dinsizliği, Hristiyanlığı. İnanın siz girip izleseniz, bir yarım saat baksanız kafayı yersiniz. Manken gibi delikanlılar, manken gibi kızlar nasıl İslam'ı bırakıp Hristiyan olduklarını ve mutlu olduklarını anlatıyorlar orada. Allah aşkına 14, 15, 16 yaşında bir genç bunları izlediği zaman etkilenmeme şansı var mı? Otur sen konuş. Çocuğun herhangi bir dini konuda kafası sıkıntılı bir soru sorduğu zaman lafı ağzına tıkama. Anne, kız ben bazen düşünüyorum da gerçekten Allah var mı? Sus kız, gebertirim seni valla, çarpılacaksın. Ya bir dur, konuşsun, anlatsın. Bu onun yoldan çıktığını, haşa Allah'a inanmadığının göstergesi değil. Kafasında bir soru var, seninle dertteysin. Bana en çok sorulan soru, bir programa çıktı mı televizyona hemen ilk gelen mesajlar. Sıtko hocam, siz gençlerle ilgileniyorsunuz. Size göre gençler deizme kayıyor mu? Kayıyor mu? Bence kaymıyor. Neden kaymıyor? Şimdi büyüklerim hatırlar. 90 yıllarda Türkiye'de misyonerlik faaliyetleri vardı. Haberlere bakınca işte apartmanların altına kilise açıyorlar. Efendim bedava İncil dağıtıyorlar. İncil'in arasında $100. O haberleri izleyince diyordum ki kesin bir yıla kalmaz bütün Türkiye Hristiyan olur. Koskoca Türkiye'de bir bizim Tuğçe Kazaz Hristiyan oldu. O da tekrar geri geldi aslanlar gibi. Ha. Maşallahı var bacımın. Hakikaten çok seviyorum. Çok güzel konuşuyor. Kimsenin Hristiyan Mristiyan olduğu yok. Bugün Türkiye'de anne babalar deist, çocuklar da deist oluyor. Deizm nedir? Deizm ne? Allah var. Evet, Allah var. Allah bizi yarattı, sonra saldı çeyre. Onun dışı yok. Allah var, gerisi yok. Ahiret inancı yok. Şimdi çocuk bakıyor ki annesi mutfakta arkadaşıyla telefonla konuşurken yalan söylüyor. Anne, kız yalan söylemek günah değil mi? Kız sus, günah tabii, hem de büyük günah. Ben yalan mı söylüyorum? Yalanın çeşitleri var. Beyaz yalan, pembe yalan, elinin körü yalan. Lan yalan yalandır. Bakıyor anne gıybet ediyor. Anne, Allah Kur'an'da gıybeti ölü kardeşinin etini yemekle eş değerde tutmuyor mu? Sus! Ben gıybet mi ediyorum? Ben onda olanı söylüyorum. Ula zaten olanı söylediğin için gıybet. Bir de gerçeği söylesen, olmayanı söylesen ne olur? İftira olur değil mi? Delikanlı bakıyor, baba ticaret yapıyor. Gelen müşteriyi kandırıyor. Baba, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bizi kandıran bizden değildir demiyor mu? Sus lan, para nasıl kazanılıyor biliyor musun? Okula giderken para istemeyi biliyorsun. Böyle yapmasak nasıl para kazanacağız? Çocuk bakıyor ki yalan var, gıybet var, dedikodu var, faiz var, haram var. Ula diyor, benim anam babam deist, aha ben de deist olayım. Anneler, babalar, bütün eğitimcilerin kullandığı bir cümle. Çocuklarınız sizin ne söylediğinize değil, ne yaptığınıza bakarlar. Çocuklar hiçbir şeyi kaçırmıyor. 16 yaşında delikanlı tweet attı geçen sene. Diyor ki, dayım kamudan ihaleyi almak için araya sokmadığı adam kalmadı. Ertesi gün dayım tweet attı. Rızkı veren hüdadır. Ya, kula minnet eylemem. Sen istediğin kadar anlat. Çocuk gördüğüne inanıyor. Onun için çocukların deizme falan kaydığı yok. Bırakın dini konularda çocuklarınız size gönül rahatlığıyla sorularını sorsunlar ve onların cevabını lütfen siz verin. Anneler, babalar, siz Türk halk müziği dinliyor olabilirsiniz.
Neşet Ertaş'ı seviyor olabilirsiniz. Türk sanat müziği, Türk tasavvuf musikisi seviyor olabilirsiniz. İlahi seviyor olabilirsiniz. Peki yan odaya geçen kızınız, oğlunuz kulaklığı taktığında kimi dinliyor? Şimdi gençler var. O Güney Kore müzik gruplarına girmeyeceğim. Aman aman canımı okurlar. Beni linç ettiler 6-7 yıl önce. Bir programda anne babaları uyardım. Bak dedim. Anneler babalar, çocuklarınız yabancı müzik gruplarını dinliyor. Dinlesinler. Biz de dinledik zamanında. Ama bugünkü yabancı müzik grupları masum müzik grupları değil. Arkalarında kültür emperyası, başka şeylerin efendim başrollerini oynuyorlar. Görüntülerle de gösterdim. Orada bir tanesi çekmiş kızın biri videoyu. Akşam Army grubundanmış. Beni bir etiketlediler Army'lerle beraber. Bir gecede 4500 tane küfürlü tweet attı gençler. Sıtkı Hasanan, biz anne ve babamızda görmediğimiz sevgiyi bu çocuklarda görüyoruz. Sen ne biçim insansın? O grupta falanca geçen yolda giderken sokakta yatan birine paltosunu verdi. Bunu Türkiye'de hangi Müslüman yapar? Ulan vicdansız. Senede 100 milyon dolar kazanıyor. Bir de paltoyu verirken çekim yapılmış, kamerada var. Zaten bir proje. Bu millet milyonlarca Suriyeli, Filistinli yetim kardeşine evini açtı. Depremde insanlar evinde ne varsa göndermedi mi? Annesinin babasının yaptığı hayrı hasenatı görmeyen kız oğlan binlerce kilometre ötedeki bir sanatçının verdiği paltoyu görüyorsa çocuğumuza suç yok, suç bizde. O gruplardan bir tanesi İstanbul'a geldi. Beşli grup. BTS değil, onu ben getireceğim Türkiye'ye. Aksaray'a da getirelim mi? Ha? En az 100.000 kişi gelir ha Aksaray'a. Saftirikler. Beşli bir grup. Koreli. Atatürk Havaalanı'nda 5.000 kız karşıladı. Havaalanı yıkılıyor. Grubun havaalanından bir çıkışı var. Bizim kızları göreceksin dersin ki herhalde havuzda yüzüyor bunlar. Üstler başlar paramparça, sümük, salya nasıl akıyor ama. Spiker soruyor, kızım ne oldu? Hayır diyor, hayır ben şimdi ne yapacağım? Kızım ne oldu? Ben diyor saatlerdir burada onları bekledim diyor. Dördüne dokundum, birine dokunamadım, ben şimdi ne yapacağım? Yemin ediyorum anası ölse öyle ağlamaz ha. Konser biletleri bir saatte tükendi. Salon yıkılıyor. Konserden sonra Sabah gazetesi röportaj yaptı çocuklarla. Türkiye'yi nasıl buldunuz? Cevap, özür diliyorum, kendi cevapları. Aptallaştık. Neden? Dünyada konser vermediğimiz yer kalmadı. İlk defa bir konserimizde söylediğimiz bütün şarkılarımızı dinleyicilerimiz de Korece söyledi. La bizim kızlar doğru düzgün Türkçe bilmiyor. Ne zaman Korece öğrendiler? Şu an Türkiye'de genç kızlar Korece, anaları Hintçe öğreniyor. Öyle. Öyle. Geçen bir arkadaşım öyle diyor. Hocam diyor, annem Hint dizisi hayranı. O diziyi izlerken ben anamı izliyorum diyor. Dizinin başrolü diyor, savaşa gidecek, anam açtı elini. Ya Rabbi sen ayağına taş değdirme, onu koru muhafaza eyle. Ana dedim, elin gavuruna ettin, duayı bana etmedin bir gün ya. Resmini çıkartmış, baş köşeye koymuş diyor anam, vitrine başrolün. Fotoğraf albümü. Anam da geçen öyle diyor. Oğlum diyor, beni Hindistan'a götür bırak diyor, ben orada yaşarım diyor. Bütün her şeylerini öğrendim diyor. Allah ıslah etsin. Değil mi? Allah ıslah etsin. Çocuklarınızla ilgilenin. Oturun, çocuklarınızla müziği, sanatı konuşun kıymetli dostlar. Bugünün sözünü söylüyorum. Kalbinizle dinleyin, gönlünüzle dinleyin ve gönlünüze nakşedin. Bugünün sözü bu. Ne öğrendik Sıtkı Hoca'dan? Bunu öğrenin yeter. Kim çocuklarınızla sohbet ediyorsa çocuklarınızın sahibi onlardır. Kim çocuklarınızla sohbet ediyorsa çocuklarınızın sahibi onlardır. Sohbet ve sahip kelimesi aynı kökten geliyor. Hocam bizim oğlan hiç arkadaşı yok. Bizim kız öyle kimseyle görüşmez. Evde odasından çıkmıyor. Sorun orada zaten. Odasından çıkmıyor da odasında akıllı telefonla dünyanın dört bir tarafında kimlerle sohbet ediyor. Sorun orada zaten. Problem orada zaten. Keşke gitse 5 tane 10 tane arkadaşı olsa. Ama çocuklarınız kimlerle sohbet ediyor? Yine bir cümle kullanıyorum. Bugün çocuklarımızın Türkiye'de annesi de,
babası da, öğretmeni de, hocası da, şeyhi de, mürşidi de sosyal medya fenomenleri. Çocuk anne babayı takmıyor. Okulda öğretmenin söyledikleri umurunda değil ama ne olduğu belli olmayan, milyonlarca takipçisi olan bir sosyal medya fenomeni ne diyorsa aynısını yapıyor kıymetli dostlar. Yakınımın yaşadığı olayı anlatayım. Bizzatı şahit oldum. Liseye giden kız ve üniversiteye giden kız, abla, Ramazan ayında odalarında oturuyorlar. Anne de iftar hazırlığı yapıyor. İftara çok az bir süre kalmış. Bir ara üniversiteye giden kız çığlık atıyor. Anne, yetiş, kardeşim ölüyor. Anne bıçağı atıyor, odaya koşuyor. Bir giriyor, liseye giden kızın durumu aynen şöyle. Özür diliyorum. Kızım ne oldu? Kızım kardeşine ne oldu? Anne, kardeşim ölüyor. Lan çarpıldı mı? Felç mi geçiriyor? Babayı arıyor. Yetiş, herif, bizim kız ölüyor. Ambulans, hastaneler, operasyonlar. Ben de gittim. Sonra öğrendik ki 26 yaşında 6 küsür milyon takipçisi olan bir sosyal medya fenomeni kızımız takipçilerine şunu söylüyor. Bak çocuklar var. Sakın Sıtkı Hoca söyledi, biz de yaptık demeyin, gebertirim sizi. Arkadaşlar diyor, hadi hep beraber bir şey deneyelim. Herkes elini yumruk yapsın. Bakalım kimin yumruğu ağzına girecek. Bizimki de zorluyor, epey giriyor ama tam girmeyince abla destek oluyor. Çene çıkıyor. Çene çıkmış. Onun için salyalar akıyor. Çene cerrahı çenesini yerleştirdi falan. Kendine geldi. Rastgele bir kız değil. Akademik başarısı yüksek, akıllı bir kız. Beni gördü, afalladı tabii. Kızım dedim ya. Ya böyle bir şey nasıl yaparsın? Hani hadi denedin, olabilir değil mi? Ben de denedim. Girmiyor yani. Tamam, denedin, olmadı. Ya böyle bir şey nasıl yaparsın ya? Cevap çok ilginç. Konumuz asıl orası. Hocam dedi, nasıl olduğunu anlayamadım dedi. Ya Rabbi dedim, aklı başında bir insan bir şeyi nasıl yaptığını, niçin yaptığını nasıl anlamaz? Sonra bir anda aklıma 2003 yılında yüksek lisans yaparken bir Amerikalı profesörün makalesi gözümün önüne geldi. Bak 2003'te söylüyor Amerikalı profesör. Diyor ki, bir insan bilgisayarın başına oturduktan yarım saat sonra beyninin kontrolü bilgisayarın eline geçer, normalde yapmayacağı şeyleri yapar, girmeyeceği sitelere girer diyor. Hani meşhur bir çikolata reklamı var ya, açken sen sen değilsin diye. Bilgisayarın başına oturduktan yarım saat sonra artık sen sen değilsin, istersen evliya ol, Allah rahmet eylesin, her türlü haltı yersin. Yaparız. Bugün çocuklarımızı odalarında bilgisayarla, tabletle, telefonla baş başa bırakıyoruz. Günde milyarlarca video. Yıllardır anlatıyoruz, 2 senedir. Özellikle TikTok'la beraber dikey video. Ya çocuğunuz YouTube'a girdiğinde bir şey yazıyor, o videoyu açıyor, dersle ilgili izliyor. Eyvallah. Ama şu an Instagram'da da, YouTube'da da, maalesef Twitter'da da, TikTok'ta da dikey videoyla beraber parmak sadece böyle. Hangi video geliyor? Sonrasında ne geliyor? Allah biliyor. Allah biliyor. Bütün hayatımız bu oldu. Diyorum ki beden evde, ruh nerede? Ruh bana onu söyleyin. Bugün belki sabah kalktınız hep beraber ailece, hafta sonu kahvaltı yaptınız. Kahvaltı masasının etrafında anne, baba, çocuk beraberdiniz. Eyvallah, beden masanın etrafında. Ruhunuz nerede? Ruh da orada mı? Akşam salonda oturuyoruz da, eyvallah, beden salonda da, ruhlarımız da salonda mı kıymetli dostlar ya? İşim gereği bir yere gittiğimde hep insanları gözlemliyorum. Bir restoranda yemek yerken farkında olmadan gözüm başka yemek yiyenlere gidiyor. Kötü bir şey ama mecburen. Bak bundan sonra siz de dikkat edin. Bir restoranda yemek yiyenlere bakın. Evli ve nişanlı çiftler, flört eden çiftler hemen belli oluyor. Bakıyorsun nişanlı çiftler birbirinin gözlerinin içine bakıyor. Çorba geliyor, salata. Beyefendi tabağınıza, lan yürü git. Mümkünse gelme.
Ama bir bakıyorsun yan tarafta abi kolları sıvamış. Kardeş hele biraz daha lavaş getirsene. Abi kebaba gömülmüş. Kafanı kaldır, eşin, kızın, oğlun orada. Ama adamın umrunda değil ki ya. Oraya yemek yemeye gelmiş çünkü. Karnını doyurmak. Bir ildeyim. Belediye başkanımıza yemek yiyoruz pazar günü. Programa geçeceğiz. 8-9 yaşlarında delikanlı, 12-13 yaşlarında kız, anne baba, klasik bir Türk ailesi pazar günü yemeğe gelmişler. Oturdular, garson geldi, hoş geldiniz efendim dedi. Hoş bulduk dedi adam. Ne alırsınız dedi garson. Cevap, Wi-Fi şifrenizi alabilir miyiz? Garson ne alırsınız diyor. Adam internet şifrenizi alabilir miyiz? Verdi, yemin ediyorum. Bak yemin tehlikeli bir şey. 20-25 dakika ana yemek gelene kadar dördü böyle. La bir kafanı kaldır, karşında eşin, kızın, oğlun, bir sohbet et ya. Ha? Geçen sene eşim dedi ki gel gel dedi, tam senlik bir şey var. Bu marketlerin aktüel ürün katalogları oluyor ya. Bu üç harfli marketlerin, Allah şerlerinden korusun ümmeti. Zafer abi sizin oralarda dört harfli oluyor. Aldiler maldiler, bizimkiler üç harfli. Yani Fransa gibi değil bizimkiler. Bizimkiler direkt çarpıyor adamı. Baktım mama sandalyesi. Hanım dedim bizim kız büyüdü. Mama sandalyesine gerek yok. Yok yok dedi, bizim kız için değildi. Tam senlik, seminerlik dedi. Şimdi beyler, bayanlara kızıyorum, yükleniyorum ama bayanların işi çok zor. Hele küçük çocuğu olanlar için işi çok zor. En büyük problem yemek problemi. Yemek yemiyor küçük çocuklar. Bunu ablalarım çözmüşler. Hemen telefondan bir şey açıyorlar. Bak 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 oğlum. Ne açtım sana, çizgi film açtım. İzlerken kaşığı sokacak ağzına. Ama bir taraftan telefonu tut. Bir taraftan kaşığı sok. Zor geldiği için adamlar ablalarımın imdadına yetişmiş. Mama sandalyesine tablet aparatı yerleştirmişler. Tablet aparatı. Tak telefonu, tableti. Bir elinle aç, öbür elinle sok ağzına. İşin kolayı olsun. Tamam da çocuklarımızın geleceğini yok ediyoruz. Haberimiz var mı kıymetli dostlar? Gönül dünyalarını zehirliyoruz. Haberimiz var mı kıymetli dostlar? Bugün çocuklarımızın geleceğini yok ederken ama biz farkında değiliz. Yıllarca hocalarımız bize dedi. Cahiliye döneminde insanlar çocuklarını, kız çocuklarını diri diri toprağa gömüyorlardı. Bugün keşke anne baba toprağa gömse bir kere. Her gün döküyoruz, koyuyoruz toprağa. 36 aya kadar diyor, çocukları tablet, telefon, bilgisayarla muhatap etmeyin. Ya ne 36 ay? Doğar doğmaz tablet veriyoruz eline çocuklarımıza. Bilgisayar başında oturtuyoruz çocuklarımızı. Bizimle özdeşen cümle, kızıyorlar. Geçen bir delikanlı yazmış afişimin altına. Sıtkı Aslanan, senden nefret ediyorum. Oğlum ben seni tanımıyorum, ne yaptım ki dedim. Senin seminerden sonra annem telefonuma el koydu dedi. Dedim şimdi benden nefret ediyorsun ama ileride seveceksin. Üniversiteye gidene kadar çocuklarınıza telefon almayın. Şu çocuklarınızı odasında bilgisayarla muhatap etmeyin. Baş başa bırakmayın. Çocuklarımızı kaybediyoruz. Çocuklarımızı kaybediyoruz. Farkında değiliz kıymetli dostlar. Geçen bir video attılar bana. Toparlıyorum. Ya Sıtkı hocam sen doğru söylüyor musun? Ya yalan mı söyleyeceğiz? Japonya'da 3 yaşında anaokuluna giden bir çocuğun bir gününün videosu. 3 yaşında çocuk sabah kalkıyor, kahvaltısını yapıyor, sırt çantasını alıyor, evden çıkıyor, metroya iniyor, metroya biniyor, okula gidiyor, akşam okuldan çıkıyor, metroyla eve geliyor. 3 yaşında anaokuluna giden çocuk metroyla okula gidip geliyor. Bizim liseye giden oğlanı kapının önüne salıyoruz. Servisi kaçırırsa okulun yolunu bulamıyor. Baba gel beni okula götür diyor. Hadi buyur bakın. 4 yaşında elinizden öper kızım. Bazen parka götürüyorum. Parkta çocuklardan çok kim var? Anne babalar. Bey ben yoruldum, hadi gel şimdi sen bak böyle. Ay, dur kızım dışarısın. Lan bir bırak çocuğu rahat. Ben belediye başkanlarımıza söylüyorum zaten. Başkanıma da söyleyeyim. Parkları anne ve babalara göre dizayn edin. Çünkü onlar daha çok çocuklardan. Ya 5-6 yaşında erkek çocuğunu baba kaydırağa çıkartıyor. Hop, hop, hanım, tosunu gönderiyorum, yakala. O da aşağıda bekliyor, gelsin. La bırak tosun düşsün. Vallahi bir şey olmaz. Bırak düşsün. Pandemide ben de izledim. Selçuklu dizisi, Sultan Melikşah,
Koca Sultan, Sencer'in babası. Yahu Koca Sultan da 19 yaşında tahta çıkıyor, 33 yaşında vefat ediyor. 33 yaşında. Mekke, Medine, Kudüs himayesinde bütün Anadolu'yu almış, İstanbul'un önlerine geliyor. 6 yaşında babası Sultan Alparslan kılıcı veriyor eline. Oğlum git falanca kaleyi kuşat diyor. 6 yaşında oğlana kılıç veriyor, kale kuşatmaya gönderiyor. Biz 6 değil 16 yaşında liseye giden oğlana 200 lira verip okula göndermeye korkuyoruz. Parayı düşürür, çaldırır. Müdür arıyoruz. Hocam parayı getirdi deme diyoruz lan, 200 lira al. 16 yaşında. Suç kimde? Çocuklarda mı? Değil. Suç bizde. İmam-ı Gazali Hazretleri 14 yaşında Nizam-ı Mülk medreselerinde müderrislik yapıyor. Bugünkü deyimle rektör. Geçen bir televizyon kanalında söyledim. Hocam yetkiniz olsa ne yaparsınız? Bir tane genelge yayınlarım. Türkiye'de bütün liseleri kapatırım. Lise hayatını bitiririm. Lise diye bir şey kalmaz. 13-14 yaşında ortaokulu bitirdi delikanlı genç kız. Baktık kaliteli, kapasiteli, zeki. Doktor mu olur bundan? 14 yaşında gitsin tıp fakültesine, 19 yaşında doktor olsun çıksın. Gitsin 18 yaşında mühendis olsun, 18 yaşında avukat olsun, hangi mesleği seçecekse olsun, 18 yaşında hayata başlasın. 24 yaşında beyefendi, hanımefendi üniversiteyi bitiriyor, 3-4 sene KPSS, 30 yaşına gelmiş delikanlı genç kız, iş bulacak da, çalışacak da, bir baltaya sap olacak da, kusura bakma. Hocam iyi diyorsun da o İmam-ı Gazali'ydi. Onlar sahabeydi. O Sultan Melikşah'tı. Size bizzati yakın tarihten örnek vereyim. Türkiye'ye ilk geldiği 94 yılında Antalya'da bir otel programında 4 gün beraber olma şerefine nail oldum. Türkiye'nin kıymetini bilemediği, şu an videolarla kısmen gündemde olan, Rabbim mekanını cennet eylesin, vatansever, Türkiye sevdalısı ve Türkçe sevdalısı Profesör Doktor Oktay Sinanoğlu. 18 yaşında Ankara TED Koleji'ni bitiriyor. Amerika üniversite okumaya gidiyor. 4 yıllık üniversiteyi 1,5 yılda bitiriyor. 2 yıllık yüksek lisansı 6 ayda bitiriyor. Türkiye'de dünyanın en zeki adamı olsanız, havada ağzınızla kuş kapsanız, 4 yıldan önce size doktorayı yaptırmazlar. 1,5 yılda doktorasını bitiriyor. 26 yaşına geldiğinde, öyle Türkiye'deki gibi de değil, alanında dünyanın en iyi profesörlerin onayıyla dünyanın en genç profesörü oluyor. 26 yaşında Amerika'da bir Türk profesör oluyor kıymetli dostlar. Var mı yeteneği? Bırak önüne aç olsun be kıymetli kardeşlerim. Geçen bir anne baba geldi. Yanında 5-6 yaşlarında çocuğu. Sıtkı hocam dedi, biz sizi çok seviyoruz. Allah razı olsun dedim. Hocam dediler, bizim oğlan çok zeki. Şöyle baktım, maşallah zeki bir çocuk. Peki dedim, herhangi bir IQ testi bir şey yaptınız mı yani? Nereden biliyorsunuz? Hocam dedi, baba gerek var mı dedi ya. Bizim oğlanı dedi bilgisayarın başında mouse'la oynarken bir göreceksin dedi. Manyak bir şey. Abi dedim, maymunlar daha iyi oynuyor mouse'la. Ver maymunun eline, gör. İçinizde hacca umreye gidenler vardır. Benim hacı arkadaşım da burada. Hayırsız. Kenan abi böyle işte bu işler. Mina'ya çıkarken özür diliyorum. Hira'ya çıkarken uyarırlar. Ne var orada? Ha? Maymunlar var, eşyalarınıza dikkat edin derler. Evli bir çift arkadaşım diyor, hocam bizi de uyardılar ama oraya çıkınca oranın manevi atmosferiyle hanım çantasını bıraktı. Sağa solu izlerken maymunun biri gelmiş çantasından hanımının telefonu aldı diyor. Kayanın üstüne çıktı. Fotoğraf galerisine girdi. Hanıma resimleri gösterdi. Kalk kalk demiş, bak sensin. Bir ara diyor şöyle yaptı, selfie çekecek zannettik bizimle. Maymun! Aç videolarını izle, bizim çocuklardan daha iyi yemek yiyorlar. Bu mu zeki olduğunu gösteriyor çocuğun? Gönder bakkala bakalım bir şey alıp gelebilecek mi? Ayakkabısını, ortaokula liseye giden çocuk ayakkabısını bağlamayı bilmiyor. Pantolonunu giymeyi bilmiyor. Doğru düzgün yemek yemeyi bilmiyor be kardeşim ya. Zeki olsa ne olur ha? Çocuklarımıza hayatı öğretin. Gerçekleri öğretin. 3-4 yaşında erkek çocuklarınıza verin eline bezi, evi süpürtün. Kızlarınıza iş yaptırın. İş yaptırın. Korkmayın ya. Kızlarınızı kız gibi, oğlanlarınızı oğlan gibi yetiştirin. Erkek gibi. 15 sene önce anneler babalar aklınızı başınıza alın. Bak anneler,
kızlarınıza bulaşık yıkatın, temizlik yaptırın, ev işi yaptırın, dantel yaptırın, örgü yaptırın. Babalar erkek çocuklarınızı çalıştırın, ağaca tırmansınlar, okçuluk, yüzme, hayatın gerçekleri alışverişe gönderin. Bak ileride cinsiyet problemi yaşarlar dediğimde Sıtkı Hoca kafayı yedi diyorlardı 15 yıldır. Şu an kızlar arasında lezbiyenlik, erkekler arasında gay, biseksüel aldı başımı gidiyor. 30 yaşına gelmiş gençler evlenmiyor. Ay bizim oğlan evlenmiyor. Öyledirler demiyorum. Bak şimdi biri çeker yayınlar, al başına belayı. Acaba niye evlenmiyor? Ha? Tamam. Çocuklarımıza. Amerika Pedagoji Derneği açıklıyor yine. Çocukların ağaca tırmanmasının 15 faydası. Ya ağaca tırmanmanın faydasını ben Amerikalı'dan mı öğreneceğim? Bizim çocukluğumuz ağaçların tepesinde geçiyordu. Efendim kaslar gelişiyor, özgüvenleri artıyor, bilmem ne oluyor. E tabi ya, şimdi anneler ilgilenince çocuklarla ne oluyor? Ne ağacı? Koltuğun tepe. Dur oğlum düşersin. La koltuk ha, şuradan düşsün ne olacak yani Allah ya. Düşsün. Çocuk zıplayacak. Dur oğlum ne yapıyorsun? Minder koyayım aman ha. Ya düşsün de. Hafif bir hareketli çocuk oldu mu hemen uyarıyorlar. Hanımefendi, beyefendi, çocuğunuzda büyük ihtimalle hiperaktivite var. Hemen lütfen bir psikiyatriste götürün. Zaten odasına, kapısından girer girmez psikiyatrist amcam hemen ilacı yazmış. Veriyorsun iki hap. Ulan biz bunu daha önce niye keşfetmedik? Baksana yerinde duramayan oğlan çakıldı kaldı. Ben de diyorum ki bu ülkede şu an milyonlarca çocuğa ihanet yapılıyor, ihanet. Bir çocuğun hiperaktif olup olmadığı öyle bir seansla iki seansla anlaşılır mı ya? 5-6 yaşın altında bir çocuğa hiperaktif tanısı koyamazsın. En az 6 ay gözlemlemen lazım. En az 6 ay takip etmen lazım o çocuğu. Hareketli çocuk akıllı çocuktur, merak etmeyin. Fatih Sultan Mehmet uysal bir çocuk olsaydı İstanbul'u fethedemezdi. Osmanlı bir kasabaya zeki çocukları bulmaya gittiğinde çocukları toplar, saçlarını usturaya vurur, kafasında en çok kırık dökük olanı alırmış. En çok kafasını kıran haylaz çocuk en zeki çocuktur. Hocam bizim oğlan var ya, otur diyorum, 2 saat yerinden kalkmıyor. E hasta o çocuk. Doktora götür. Yerinden kalkmayan çocuğu doktora götüreceksiniz. Varsa bir ilaç psikiyatrist amcam versin, onu hareketler. Sen onun derdiyle dertlen kıymetli dostum. Ya ağır mı oldu? Yani siz kaşındınız, kusura bakmayın. Gelmeseydiniz bir babalar özür diliyorum, isteklerine, başlarına maalesef cevap veremedik. Ne istiyor diye edemezsiniz. Liseye giden kızınız geliyor. Anne, baba, ya bak ben sizden sadece bir şey istiyorum. Bak bunu bir alın var ya, dünyanın en mutlu insanı ben olacağım. Bana bir iPhone 14 al var ya, böyle pro. Kız var ya, bak bak sen dünyanın en iyi. Sabah akşam girer çıkar, en son dayanamazsınız. Borç, harç, kredi, taksit, maksit falan. Kızınıza çok güzel bir iPhone 14 Pro alırsınız. Aslan annem, aslan babam yaşasın. Dünyanın en mutlu insanı benim. Kanada olsa uçacak. Ertesi gün okula gidiyor, bir geliyor, kızın suratı asık. Ne oldu kız? Arkadaşımın babası 15 almış. Baba bir araba al, dünyanın en mutlu insanı benim. Alıyorsun oğlan arabayı, üniversiteye gidiyor havalı, akşam surat asık. Ne oldu lan? Yanıma park eden arkadaşının arabasının modeli daha iyi. Bana şu ayakkabıyı al, çok mutlu olacağım. 2000 liralık ayakkabı alıyorsun. Abi 3000 liralığı da var, 5000 liralığı da var, 20 bin liralığı da var. Şu oyuncağı al, çok mutlu olacağım. Alıyorsun. Mutlu oluyorlar mı? Ha? Çocuklarınızı mutlu edemezsiniz. Kalpler ancak Allah'ı anarak mutmain olur. Çocuklar, alkışlayabilirsiniz. Bak şimdi drone uçurup canımızı. Bak bak şu drone alsa var ya çok mutlu olacağım. Ondan sonra var ya SİHA istiyor, yine mutlu olmuyor. Olmaz. Dostlar, çocuklar oyuncakla mutlu olmuyor. Oyunla mutlu oluyor. 2 liralık bir arabayla saatlerce oynarsın. 4 yaşındaki kızımla bir balonla 2 saat oynuyoruz. 3 yaşında kızınız mutfakta çekmeceyi açsın, tencere tavaları indirsin, saatlerce oynar.
çelik çomak oynuyorduk, misket oynuyorduk, seksekle mutluyduk. Çünkü insanı mutlu eden oyuncaklar değil, oyun, oyun. Ama bizim çocuklarımıza oynamaya vaktimiz yok. Onun için çocuklarınızın ne istediğine değil, neye ihtiyaç var? 3 yaşında kızım ne istiyor? 5 yaşında oğlum ne istiyor? 9 yaşında, 15 yaşında kızım ne istiyor? 18 yaşında oğlan ne istiyor? Değil. 15 yaşında kızımın neye ihtiyacı var? 13 yaşında oğlumun neye ihtiyacı var? 19 yaşında üniversiteye giden kızımın neye ihtiyacı var? Sevgine mi, şefkatine mi, merhametine mi, dokunmana mı, saçını okşamana mı, ilgine mi, muhabbetine mi, gönlüne mi? Neye ihtiyacı var? Kıymetli kardeşim, sen ona bak. Ve son, bugün çocuklarımızın sıkıntılı olmalarının altında yatan en büyük etken, çocuklarımızın hayatında biz yokuz. Çocuklarımızın hayatında anne ve baba yok. Bugün çocuklarımızın bütün hayatını şekillendiren arkadaşları, kıymetli dostlar, akranları. Bakın, ben Manisa'da okudum. Lisede okurken, özür diliyorum, içki içen arkadaşım da vardı. Zaten hemen hemen hepsi sigara içiyorlardı. Yanlış işleri olan arkadaşlarım vardı. Çok samimiydik. Beraber kavgaya giderdik. Gece gündüz beraberdik. Çok samimiydik. Ama ağzıma sigarayı sürmedim. Onların yaptığı hiçbir yanlışı yapmadım. Çünkü çok samimi arkadaşlarımdı. Ama benim hayatımı, yolumu, yöntemimi annem ve babam belirliyordu. Arkadaşlarım belirlemiyordu. Bugün anne ve baba yok. Çocukların hayatında tamamen akranları var, arkadaşları var. Ne yiyeceklerine, ne içeceklerine, ne kızım, kız bu ne elbiseyle geberirse bak rezil edeceğim bizi dışarıda. Sana ne, ben böyle giyiniyorum. Ben kendimi böyle mutlu hissediyorum. Çünkü arkadaşları öyle giyiniyor. Arkadaşları öyle yiyor. Arkadaşları hayata öyle bakıyor. Anne ve babanın rolü yok. Onun için tribünlerden inin. Tekrar çocuklarınızın hayatına girin kıymetli dostlar. 3 önemli kavramı, 3 önemli şahsiyeti bilinçli olarak yok ettiler. Baba kavramı bizim için hayatı önem taşıyordu. Bir çocuğun kişiliğinde, karakterinde, şahsiyet gelişiminde en önemli roldür. Yoktu ama vardı. Küçükken annemiz bir cümle kullanırdı. Akşama babana söyleyeceğim. Ne olurdu? Şimdi oğlum, bak babana söyleyeceğim. Selam da söyle anne. Ha? Bir anlam ifade ediyor mu? Bak kendinizi test edin. Seni babana söyleyeceğim ya da bak babana söylerim kızım dediğin zaman kızında ve oğlunda aman anne lütfen mi? Çünkü baba yok. Babayı el birliğiyle bitirdik. Sağ olsun anneler de babaları gömdü, üzerine de toprak attı. Ha. Baban mı? 5 para etmez. O salak baban, o bilmem ne baban. Beceriksiz. Çocuğun okuluyla, dersiyle, sınavıyla, kursuyla, her şeyle yasakları koyan, kuralları koyan, idare eden, para veren çocuğa baba ha var. Ha yok. İskele babası. Şam babası. Baba hayatın en önemli çocuklardaki figür. Bir kız babanın yokluğunda erkek çocuğuna göre 10 kat daha fazla etkilenir. Hem kızın hem delikanlının hayatında baba en önemli roldür. Babayı güçlendir. Yasakları baba koysun. Bir genç yasaktan hoşlanmaz. Babasının koyduğu yasaktan nefret eder. Ama şunu söyleyeyim anneler, babalar, çocuklarınıza yasak koyun, sınır koyun. O çocuk babasının koyduğu yasaktan nefret eder ama içinden der ki ulan babam gıcık mıcık ama adam, adamlar. Adam. Adam. İçten inanılmaz bir sevgi besler. Otoriter, güçlü, baba modeli önemlidir. Şimdi bir espri olsun. Bir arkadaşım bir özel okula genel müdür oldu. Benden önce okullar çıkaydı diyor. Ben geldim, okula müthiş bir disiplin geldi diyor. Bir gün liseli gençlerin önden geçerken hepsi önünü yüklemişler. Buyurun hocam falan. Gelin lan buraya dedim diyor. Hayırdır oğlum, benden niye korkuyorsunuz? Kızmadım, dövmedim, bağırmadım, çağırmadım size. Benden niye çekiniyorsunuz? Eğitim tarihine altın harflerle yazılacak bir cümle. Hocam demişler, sizde adam dövme potansiyeli var. Dövmeye gerek yok. Potansiyel var.
Şimdi babam 73 yaşında. Allah hayırlı uzun ömürler versin. Böyle ufak tefektir. Bana bir fiske bile vurmamıştır. Ama ben hala babamdan korkarım. Çünkü hala beni dövme potansiyeli var. Telefonla konuşurken bizim çocuklar bazen der, baba dedemle mi konuşuyorsun? Nereden anladınız? Hazır ol vaziyetindesin de. Bu kötü bir şey mi? Baba. İki, öğretmen. Bugün Türkiye'de öğretmen sınıftaki çöp kovasından daha değersiz. Ne bekliyorsunuz bu eğitim sisteminden? Ha? Akademik başarısı en yüksek olan okullar. Galatasaray, Robert, San Josef, Ermeni okulları. Gidin o okullara. Bir tane öğrencinin ceketi, gömleği, kravatı farklı olsun da göreyim. Robert Koleji'nde bütün öğrencilerin siyah spor ayakkabı giyme mecburiyeti var. Markası görünmeyecek. O gün 4 öğrenci gelmezse bütün sınıf yok yazılır. Bu seneki ücretleri 650 bin TL'ydi. Çocuğunuz hem 500 tam puan alıyor, hem de gidiyorsunuz 650 bin lira nakit eğitim parası ödüyorsunuz. Ve siz gideceksiniz müdüre. Müdür bey, sizin falanca öğretmen bizim oğlanın gururunu incitmiş. Senin de, oğlunun da gururu da kapının önündesin, önünde ya. O okullardan bir tanesinde zil yok, papaz efendi çan çalar. Liseli gençler sınıfta ikili sıraya giriyorlar, teneffüse böyle çıkıyorlar. Ne hikmetse hiçbirinin de özgüveni kaybolmuyor. Hepsi Türkiye'nin en önemli makam ve mevkilerine giriyor. Bizimkiler, hocam ne haber lan? İşte, al bir Marlboro yak da ciğerim bayram etsin öyle. Öğretmen şikayet hattı var. Çocuğunuza en ufak bir cümle kullandığı zaman öğretmeni şikayet ediyoruz. Peki öğrenci öğretmeni döverse ne yapacağız? Nereye arayacağız? 112 acil servis. Hemen ambulans gelsin. Hoca gitti. Allah rahmet eylesin. Öğretmen yoksa eğitim yok. Üçüncü, insanları yönlendiren din görevlileri imamlardır. Dikkat edin, imamlarımızı da din görevlilerinde değersizleştirdiler. Çocuklarımızın hayatına yön veren üç önemli isim maalesef farklı noktalara doğru gitti. Allah sonumuzu hayretsin. Değil mi? Ne diyelim efendim? Ben son bir cümleyle bitireceğim. Onun öncesinde bizi bugün sizlerle buluşturdukları için çok değerli Aksaray Belediye Başkanıma, Evren Başkanıma çok teşekkür ediyorum. Başkan Yardımcımıza, Kültür Müdürlüğümüze, emeği geçenlere, yayın evlerimize ve gelip dinleme nezaketinde bulunan sizlere çok teşekkür ediyorum. Ama beni değil, ki çok güzel hocalarım gelecek, size dünyanın bütün büyük aileyle ilgili konuşan iyi insanları getirseler, çocuk eğitimiyle ilgili yazılan bütün kitapları okusanız, öyle bir ortamda yaşıyoruz ki kıymetli dostlar, çocuklarınızı kurtaramazsınız. Hocam bir saattir kafamızı şişirdin. Ne yapacağız o zaman? Bir tane çözüm var. Ben çok yapamıyorum ama yapanlar olursa bana da sevap gelir oradan. Bir tane çözüm. Gecenin ikisinde, gecenin üçünde sıcak yataklarınızdan kalkacaksınız. Uyanan eşini de uyandıracak. Abla baktım beyin uyanmıyor. Tekmeyi vur, uyandır, yataktan düşür. Abi uyandım, ablam yatıyor. Hanım lütfen kalkar mısın diyeceksin kibarcana. Güzel bir abdest alacaksınız. Seccadenizi sereceksiniz. En az iki rekat teheccüd namazınızı kıldıktan sonra, bak en az yarım saat hıçkıra hıçkıra üstünüzü başınızı seccadenizi ıslata ıslata çocuklarınıza dua edeceksiniz. Benim son yıllarda evlatlarıma bir tane duam var. Ya Rabbi sen evlatlarımı iyilerle karşılaştır. Geçen sene bir dostum dedi ki, bir büyüğüm dedi ki, oğlum dedi duan güzel ama eksik dedi. Nedir efendim dedim. Bundan sonra şöyle dua et dedi. Ya Rabbi sen evlatlarımı iyilerle karşılaştır ve karıştır. Karşılaşmak yetmiyor. Ebu Cehil de Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'la karşılaştı ama karışmak nasip olmadı. Ya Rabbi sen evlatlarımı koru, kolla, gözet diye. Gözyaşları içinde çocuklarımıza dua edeceğiz. Anne babanın evladına duası peygamberlerin ümmetine duasıdır diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. O hadisin yüzüsü hürmetine, döktüğünüz gözyaşların yüzüsü hürmetine, o saatin yüzüsü hürmetine inşallah Rabbim evlatlarınızı korur, kollar, gözetir diyorum.
çekim yapan dostlardan ricam sizde kalsın. Lütfen bir yerde paylaşmayın. Sosyal medyada yeterince başım belada. Sadece size ait olsun diyorum. Bizi de dualarınızda unutmayın diyorum. Rabbim eşiniz ve çocuklarınızla beraber sevgi dolu, huzur dolu bir ömür nasip etsin diyorum. Allah'a emanet olun. Hocam biz de çok teşekkür ederiz. Sizlere bu güzel günün anısına bir hediye takdimimiz olacak. Hediyelerini takdim etmek üzere belediye başkan yardımcımız Sayın Fuat Güler Beyefendi'yi şöyle sahneye alkışlarla alalım. Bu arada şunu belirtelim. Kıymetli hocamızın imzası tam karşıda. Yazar masamız var, orada olacak. Lütfen sahne önünde birikmeyelim. Evet, belediye başkan yardımcımız kıymetli yazarımıza hediyelerini takdim ediyorlar. Alkışlarınızla efendim.